Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda gördüğünüz cıvıl cıvıl çok güzel bluzu anlatmaya çalışacağım. Hem baharda hem yazın giyebileceğiniz bir model. Çünkü hiç sık olmayan, gayet gevşek ve çok yumuşak bir bluz oldu. Üstünüzde var mı yok mu anlamayacağınız bir ip bu. Uçan ip diyorlar. Gerçekten örerken de güzel hissediyorsunuz dokusunu. Giyerken de aynı şekilde. Ben ölçü de vereyim. Hemen baştan vereyim ki ölçüyü kendi bedeninize göre olup olmayacağını, ne kadar daha geniş ya da dar olması gerektiğini hemen çıkartırsınız. 15 santim motif. Tam ölçü olsun. Bluzun tamamı 42 santim. Şöyle 36 santim alt kenarı. Bunu kendi bedeninize göre uyarlayacaksınız. Dediğim gibi gayet gevşek dokuyacaksınız. Zaten hani bu ipi bulamasanız da bunun muadili ne olabilir? Merserize Ören Baya'nın, işte Altın Başak'ın A ipleri var. Onlar çok güzel olur. Aynı ayarda biraz dirice iplerle, merserize iplerle çok güzel olur. 140 gram ip kullandım. Yumuşak ve çok hafif bir ip olduğu için ağırlığı da çok fazla olmadı. Hadi başlayalım. İpin markası, bilgileri, 100 gram, 300 metre ve 4 milim tığ kullanıyorum. Bunları açıklama bölümüne yazıyorum zaten. Dört bir tarafa, dört bir tarafa 8 motif örüyorum. Şöyle göstereyim. Şurası ön kısmı, arka kısmı fark etmez. İkisi de aynı zaten. Bir tane motifi şimdi burada videoda beraber yapacağız. Sonrasında yanlardan iki parçayı birbirine örgülerle tutturup göğüs altındaki ilave örgüyü öreceğiz. Şimdi şu orta kısmı örerek başlıyoruz. Sihirli halkanın içerisine şöyle örüyorum ben. Bu şekilde 1, 2, 3 zincir, 20 ikili trabzan dolduruyoruz sihirli halkanın içine. İki tarafı birbirine birleştirmeden kestim ipi. İlk başladığımız 3 zincir çekerek ördüğümüz trabzanın en tepesine şu şekilde alıyorum. Sağlamlaştırıp ipi içeride kaybediyorum. Bu şekilde içinden geçirerek iplerin temiz bir görüntü oluşturuyoruz. Şimdi beyaz iple gene her trabzanın üzerine bir trabzan, fakat araya bir zincir. Bir ilmekten beyaz ipi sıkılaştırıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen yanındaki ilmeğin içine ikili trabzan. Bir zincir, yanındakine ikili trabzan. İplikleri yürüterek örmeyin, çünkü çok belli oluyor, içinden iplikler gözüküyor. O yüzden örgü bittikten sonra örgünün tığla içinden alarak yürütürseniz iplikleri daha güzel olacak.
bu şekilde çok gözüküyor çünkü. Bir zincir aralara ve burada olduğu gibi 20 ikili trabzan örüyoruz. Bir zincir araya, burada da bir zincir bırakıyorum. Üçüncü zincire bağlıyorum. Bunları yine içinden hepsini kaybedeceğiz. Şimdi herhangi bir boşluktan sarı ipi bağlıyoruz. İki zincirden sonra ikisini birden topluyoruz. Araya iki zincir. Bir tane alıyorum, bekletiyorum. Topluyorum. İki zincir. Bir tane daha. İkisini birden topluyorum. İki zincir. Bir kere alıp bekletiyorum. İkincisini ördükten sonra ikisini birden topluyorum. Sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Araya iki zinciri çekip başladığım noktada sırayı tamamlıyorum. Turuncu ipi herhangi bir boşluktan gene sıkılaştırıyorum. İki zincir bekletiyorum. Bir daha. Üç trabzan yapıyoruz şimdi. Ve üçünü birden topluyorum. İki zincir diğer boşluğa bekletiyorum. Gene bir kere alıp bekletiyorum. Üçüncüsü ve topluyorum. Araya iki zincir. Sırayı bu şekilde devam ediyorum. İki zincir başladığım noktada sırayı tamamlıyorum. Şimdi koyu mavi ipi gene herhangi bir taraftan sıkılaştırıp 2 3 zincir çekiyorum. Sonra gene aynı boşluğun içine ikili trabzanlar örüyorum. 6 adet. 3 4 5 ve 6. Şimdi yuvarlak olan motif bu şekilde kare hale gelecek. Burada trabzanların yüksekliklerini azaltarak örmeye devam ediyoruz. Bu ikili trabzanda 6 tane. Şimdi doluyorum. Yanındaki boşluğa yarım trabzan örüyorum. Doluyorum. Bir kere de çıkıyorum. 2 3 4. Sonra yanındaki boşluğa sık iğne örüyorum bu sefer. Gene 4 tane. Aralara 4, köşelere 6 batıyoruz. Sonra gene yanındaki
boşluğa sık iğne. 4 tane. Şimdi yanındakine şurayı örüyoruz. Yarım sık iğne dolayarak. Şimdi köşeyi örüyoruz. İki kere de çıkıyoruz. 6 trabzan. Şimdi gene şuradaki sırayı tekrar ediyoruz. Yarım trabzan 4 tane. İki kere sık iğne. İkinciyi örüyorum. İki boşluğa sık iğne örüyoruz. Şimdi gene yarım. Şimdi köşe. 6 trabzan. Bu şekilde. Burası göğüs ortası. Şöyle göstereyim. Köşede 6 trabzan vardı. Aynı şekilde. 3 tanesi bu tarafta birleşme ilmeği olarak. Diğer 3 tanesi de bu tarafa ait. Şimdi o 6 trabzanın 3 tanesi 1, 2, 3 ve devamındaki 4 tane yarım trabzan 7 tane. Yani her ilmek motiften 7 ilmek bırakıp 8. ilmekten itibaren tam köşe ortasına kadar birleştirdim. Bu da yakayı oluşturdu. Şimdi sırta da aynısını yapıyoruz. Ya da 2 motifi tamamen birleştirebilirsiniz. Şunu yapmayabilirsiniz ama ben modeli göstermek açısından bunu aynısını örüyorum. Demin ördüğüm mavi örgüyü söktüm. Göstermek için örmüştüm zaten. Şimdi buradan tam köşe ortasından birleştirerek 7 ilmek kalana kadar birleştireceğim. Sonra tek öreceğim. 3 trabzan ördüm. 4.'yü örüyorum. Ve bu 4. ile birlikte birleştiriyoruz. 4. trabzanı buradan bakın görünüyor. 1 2 3 şurada 4. trabzana birleştiriyorum ama tek kanadını alıyorum. En arkadaki kanadı alıyorum. Ve 5. trabzanı örüyorum. 5. trabzana ekliyorum. 6. trabzanı örüyorum. 6. trabzana ekliyorum. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Hem son sırayı örüyoruz. Şimdi yarım trabzan 4 tane. Bir tanesini ördüm. Diğerine ekliyorum. İkinci yarım trabzan. Tam karşılığına gelecek yerlere ekliyoruz. Üç ve dört. Şimdi sık iğneye geçiyorum. Tam karşılığına geliyorum. 4 tane de sık iğneyi birleştireceğiz. Aynı az önce
mavi kenarı gösterdiğim gibi örerek. Dört ve dördüncüsü. Tek kanat birleştirmemin sebebi de kalınlaştırmadı. İnce bir birleştirme yeri olsun diye. Yoksa ne kadar çok ip kullanırsak, ne kadar çok ilmek sayısı kullanırsak o kadar kalınlaştırırız. Mümkün olduğu kadar ince olsun. Şimdi diğer sık iğneyi de örüyoruz gene. Karşılığını alarak ikincisi, çok yumuşak bir ip olduğu için, gerçi ördüğümüz kıyafetlerde ona göre çok yumuşak, çok dökümlü oluyor. Güzel bir ip, ben çok beğendim. Ve dördüncüsü. Şimdi yarım trabzanlara geçiyorum. Burada yarım trabzana geçerken bakın sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani bu trabzanı örmüyoruz. Ördüğümüz bölüm, yani birleştirdiğimiz bölüm 3 tane köşedeki trabzan, yarım trabzan, 2 tane sık iğne. Bunları birleştiriyoruz. Bundan sonraki yarım trabzanları ve 3 tane köşedeki trabzan boşta kalıyor. Şimdi ben bunu örerek şuradaki ekleme yerine kadar devam ediyorum. Yedi trabzanı ördükten sonra, yani 4 yarım trabzan, 3 ikili trabzan ördükten sonra şu anda zaten köşedeyim. Dördüncü ikili trabzanı ördükten sonra hemen buradaki 1, 2, 3'ü atlıyorum. Dördüncü trabzana ekliyorum. Sonra beşinci trabzana ekliyorum. 6, şimdi yarım trabzanlar örüyorum. Tam karşılığındaki yarım trabzana bağlıyorum. Dördüncüsü. Şimdi sık iğnelerdeyim. 1 ve tam karşılığındaki sık iğne. 2, 3 ve 4. Bakın son. Burada da tam karşılığına denk gelmesi gerekiyor. Şimdi İkinci sık iğne boşluğunu örüyoruz. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi tam köşeye geldim. Köşedeki ilk trabzanı örüp köşedeki ilk trabzana, tabi ilmekler kaçmazsa, o kadar hafif, o kadar dökümlü bir ip ki merserize ya da diğer ipleri örmekten daha farklı oluyor. Şimdi 1, 2, 3 taneyi birleştirdim. Şimdi 4.'yü ördüm. 5.'yi ve 6.'yı. Köşeyi bitirmiş olduk. Hem iki motifi birbirine
göğüs ortasında ya da sırt ortasında birleştirdik. Sonrasında köşeden diğer köşeye kadar birleştirdik. Yine devamında yarım trabzan 4 tane, sık iğne 4 tane, gene diğer boşluğa sık iğne 4 tane ve yarım trabzan ve köşe olarak örüp tamamlıyorum. Sıra sonunda 4 yarım trabzandan sonra gene şurada köşeye başladığımız noktaya birleştiriyorum ve kapatıyorum. Evet, şuralarda göğüs ve sırt bölgesinde birleştirdikten sonra şöyle ikiye katlıyorum. Göğüs ortası, arkası sırt ortası. Fakat iki motife bu payı vermeden şöyle de birleştirebilirsiniz. Burayı değil. Sadece şurayı da birleştirebilirsiniz. Koltuk altı oluyor şu kısım. Buradaki 7 ilmeklik açıklığı burada da verdim koltuk altında. 7 ilmekten sonra 15 trabzan ördüm. Ve ne kadar uzatacağınızı siz karar vereceksiniz. Çünkü kim giyecekse o bedenini ölçeceksiniz. Şu ara diğer motifle birleşeceği için şöyle ne kadar gerekiyorsa sıkmaması gerekiyor çünkü bedeni. O kadar sıra öreceksiniz. Şimdi buraya da aynısını örelim. Şuradan köşedeki 6 trabzanın bu tarafa ait olanı değil, şu tarafa ait olan 3 tanesine bağlıyorum. Ve yanındakine trabzan, yanındakine trabzan, bu şekilde 15 trabzan örüyorum. Burada bıraktığım, şurada da bıraktığım 7 ilmeği aynı şekilde burada da bırakıyorum. Diğer koltuk altı 15 trabzanı 4 sıra örüyorum. 3 zincir ve her trabzana bir tane trabzan örerek 4 sıra, 5. sırayı örerken birleştiriyoruz iki parçayı. Son sırasını saymıyorum mavi örgüyü. Onun dışında 4 sıra trabzan ördüm. Şimdi 5.'yi örerken birleştireceğiz. 2 zincir çektim. Bu karşısı şu köşenin ilk üçüne değil şu sıraya ait olan ilmekleri 3 tanesine şöyle, sonra diğer trabzanı örüyorum. Hem son trabzanı örüyorum sırayı, hem karşısına yani karşı parçasına birleştiriyorum. On beşinci trabzanı ördüm. Birleştiriyorum. Burada 3 köşedeki 4 tane de yarım trabzan aynı göğüs ortasında olduğu gibi bırakıyorum. Yan örgülerimiz de bu şekilde bitmiş oldu.
ipi şu göğüs altı kenarına şuradan bağladım. 3 zincir çektim. Her bir ilmeğin içine bir tane ikili trabzan ördüm. Yani doluyoruz. 1 2 kere de çıkıyoruz. Şimdi iki motifin ek yerindeyim. Doluyorum. Ortaya 1 2 3 kere de çıkıyorum. Çünkü motiflerde böyle bir bombe oluyor. Bunu şurada gidermek için şu ortaya bir kere 3 kere de çıktığımız bir trabzan yapıyoruz. Yani üçlü trabzan. Sonrasında gene trabzanları örmeye devam ediyoruz. Şuradaki bombeyi kaybetmek için şurada bir tane uzun trabzan çalıştık. Şimdi şu yandaki ördüğümüz örgüye geldik. Gene trabzanlarla devam edeceğiz. İki zincirlik boşluklar bunlar. O yüzden her bir boşluğa iki trabzan. Dokuz sıra trabzan ördüm. Son sıra sık iğne ve fıstık deseni. Arada 9 sık iğne ördüm. 10. sık iğnenin üzerine fıstık deseni ördüm. Kolda da motiflerin ek yerine, motifin ortasına, ek yerine ortasına 5 tane fıstık deseni ördüm. Gene arada sık iğneler var. Yaka kısmına sadece sık iğne öreceğim. Ve aynı fıstık deseni diğer kolun kenarına da örüyoruz. Şuraya ipi bağlıyorum. Sıkıştırıyorum. Ve ipi bağladığım yere hemen bir sık iğne. Ve devamında her ilmeğin içine sık iğne. İlmek atlamadan ve ipi sıkmadan olduğu gibi bırakarak şimdi şuraya uzun trabzan örmüştük. Şu araya yani yarım trabzan örmüştük. Devamında trabzan öreceğim için sadece o kadar bir yükselti yapmıştım. Ama burada bir sıra öreceğimiz için şu alçakta kalan yerin, şu bombe yapan yerleri tamamen kamufle etmemiz gerekiyor. O yüzden son ilmeğe yarım trabzan örüyorum. Sonra arada olan birleşim yerine tekrar doluyorum. Şöyle bir trabzan örüyorum. Sonra ilk ilmeğe gene yarım. Sonra sık iğnelerle devam ediyorum. Şu birleşme yerine bir ilmek kala yarım trabzan. Tam ortaya ikili trabzan. Gene ilk ilmeğe yarım trabzan ve sonrasında devamında sık iğne. Gene ek yerindeyim. Ortaya gelirken şu son ilmeğe bir yarım trabzan örüyorum. Yukarı çekiyorum. Böyle alçakta kalıyor çünkü şurası. Son ilmeklere ve ortadaki birleşme yerine örerek yüksek trabzanları
aynı hizaya getiriyoruz örgüyü. Şimdi son ilmeğe yarım trabzan ördüm. Ek yerine ikili trabzan ördüm. Sonraki ilk ilmeğe yarım trabzan ve devamında sık iğne. Bu şekilde yakayı örerek bitiriyorum. Yakayı sık iğnelerle toparladıktan sonra şimdi ipi şuradan bağlıyorum ve fıstıklı sık iğne desenine başlıyoruz. İpi sıkılaştırıyorum. Aynı ilmeğin içine sık iğne. Her ilmeğe sırayla sık iğneleri örüyorum. Ek yerindeyim. Son ilmeğe gene yarım trabzan. Yakada ördüğümüz gibi, şurada ördüğümüz gibi ortaya ikili trabzan örmüyorum. 3 tane yarım trabzan örüyorum. Hem motifin son ilmeğine hem ortadaki desene, yani birleştirme yerine, hem ilk ilmeğe, diğer motifin ilk ilmeğine hep ikili trabzan örüyorum. Şimdi birini ördüm. Şimdi ortadayım, yani tam ek yerinin ortasındayım. Oraya da bir tane yarım trabzan örüyorum. Şimdi fıstık deseni. 3 zincir. Doluyorum. 3 zincirin ilkine, ilk ördüğüme bekletiyorum. Tekrar doluyorum. Bir tane daha alıyorum, bekletiyorum. Bir tane daha. Dördüncüyü de alıyorum. Ve hepsini birden tığla çıkartıyorum. Şu ilmeğin dibine ilmek kaydırarak bağlıyorum. Gene diğer motifin ilk ilmeğine bir yarım trabzan. Sonrasında tekrar sık iğnelerle devam ediyorum. Motifin ortasına kadar. Motifin ortasına geldim. 1, 2, 3 zincir doluyorum. İlk zincire bekletiyorum. 2, 3 ve 4. Topluyorum. Hemen ilmeğin dibine ilmek kaydırarak sabitliyorum. Bu şekilde fıstık desenleri oluşuyor. Ve sık iğnelerle hemen yanındaki ilmekten itibaren örmeye başlıyorum. Ek yerindeyim. Bir yarım trabzan, tekrar ek yerinin tam ortasına bir yarım trabzan ve bunun üzerine fıstık deseni. 3 zincir, ilk zincire dört kere alıyorum, hepsini birden topluyorum ve ilmeğin dibine, şuraya bakın, sabitliyorum. Bir yarım, sonrasında sık iğnelerle devam ediyorum. Yine motifin tam ortasındayım. 1, 2, 3 zincir doluyorum. İlk zincire ve 4.
hemen ilmeğin dibine ilmek kaydırarak bağlıyorum. Devamında gene sık iğne. Bu şekilde kol kenarını tamamlıyorum. Son fıstık deseni de ördükten sonra şuradaki koltuk altı örgüsünü de sık iğnelerle örüyorum. Şu araya da, yani trabzanların şu aralarına da ikişer tane. Başladığım noktaya ilk sık iğneye bağlıyorum. Evet, bu şekilde tamamladım. Ben gene çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.